Merhaba dostlar. Ülkemizin güzel taşlarını kesmeye devam ediyoruz. Bu da Malatya bölgesinden Zoysit, Anyolit. Bunu gönderen Müslüm Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen çağrımıza uydu ve bize gönderdi. Sıra Anyolit'te. Dostlar, şu görmüş olduğunuz yakut. Evet, Doğanşehir bölgesi de yakut çıkıyor biliyorsunuz. Farklı bölgeler de var. Şu an pek gündemde olmayan. Evet, burada bir hata yaptık. Aslında ben bunun zor kesileceğini düşünüyordum. Kolay kesildi. Kalsedonlardan daha kolay kesildi. İlginçtir. Çünkü bu Zoysit'in şeyi biraz düşük yakuta göre. Hani yakut olan yerler zorlanabilir ama bu yeşil olan yerler kolay kesiliyor. Oldukça kolay. Şu taşımızı işleyeceğiz. Yanlış kestim. Yani bunu daha büyük alabilirdim. Sonradan fark ettim. Bunu ortada bir göz şeklinde yapayım diyorum. Ama şu an nasıl olacak inanın emin değilim. Keserken onu hiç o an düşünememiştim. Sonradan düşündüm. Bakalım bir şey çıkacak mı? Evet. Ruby Zoysit. Zoysit diye de söyleniyor. İçindeki mineralden dolayı. Anyolit bilimsel ismi. Şurası ince kaçtı. Şu bölge maalesef bilmiyorum bir şey çıkar mı? Deneyeceğiz. Oval bir kesim yapmaya çalışacağım. Hani biraz göz gibi. Asıl benim amacım hani bu değildi. Ben ham yakut arıyorum. Ham safir, ham yakut böyle kaboşon yapılanlardan. Aslında amacım biraz daha büyük. Onları berrak hale getirebilmek faset kesim için bu haliyle pek değeri yok zaten oluşumunu tamamlamamış ülkemizdeki safirler ve yakutlar. Ben onlara bir işlem yapmak istiyorum. Dünyada ilk ısıl işlemi yapan bir Türktür. Meraklılar bunu bilir. Klasik yöntemle ben de aynı tekniği kullanmak istiyorum. İnternette birkaç denk gelmişti. Isıl işlem yapmaya çalışanlar gördüm. Onları görünce açıkçası hani biraz güldüm. Neden? Isıl işlemin en az 3 tane püf noktası var. Arkadaşlar üçünde pas geçmişler. Yani ben de büyük üstadın tekniğini kullanarak inşallah elimize geçerse altıgen oluşumlu ülkemizin ham safir ve yakutlarından gönderen arkadaşımız olursa gerçek bir ısıl işlem denemek istiyorum. Bakalım tutturabilecek miyiz? Tutturursak zaten ülkemizin bu taşlarının karatını binlerce dolara çıkarabiliriz. Ben açıkçası başarılı olacağımı belli bir oranda düşünüyorum. En azından bazı taşlar için. Hepsi olmasa bile. Çünkü bu dediğim gibi tarihte bunu ilk uygulayan bir Türk. Ben de onun yönteminin hemen hemen aynısını uygulamayı düşünüyorum. Detaylardan bahsetmiyorum ama önce bir denemek lazım. Denemeden bir şey söyleyemem. Kafamda projesi var. Evet, elinde Ege bölgemizin safirlerinden veya Malatya bölgemizin yakutundan olan varsa ham şekilde altıgen oluşumlu böyle rengi soluk pembe olabilir. Bana ulaştırabilirlerse sevinirim. Şöyle 10-15 tane lazım. Çünkü tek deney değil, farklı 6-7 tane deney yapmam gerekiyor üzerinde. Ve başarılı olabileceğimizi düşünüyorum açıkçası.
Başarılı olamasak da en azından denemiş oluruz. Olup olmayacağını kendimize ispatlamış oluruz. Evet, devam ediyoruz. Evet dostlar. Bunu böyle polisajlayıp doğal bir kabaşon olarak kullanabiliriz. Ama ben kafamda tasarladığımı yapmak istiyorum. Fakat dibe doğru indikçe bakın, rubimiz küçülüyor. Yakutumuz albenisi gidecek. Ona da üzülüyorum. Belki de tamamen kaybedersek bunun hiçbir anlamı yok. Ne kadar bu yakutlardan benekler olursa bunlar o kadar güzel oluyor. Amaç o zaten. Tek düze bir renk değil. Karışık renkler. Evet, inci çalışmaya başladık ama bakın şurada tam ışığın olduğu yerde bir yer var maalesef. O bizi çok kötü, olumsuz etkiliyor. Bakın renk gitmeye başladı inceldikçe yakutumuzun. Hani güzel de çalışıyoruz şu 240 kum efsane bir disk, çok ucuz elmas disk ama mükemmel kaboşon çalışılıyor. 200-300 liralık belki de bir disk, şu an fiyatını tam hatırlayamıyorum ama daha önceki videolarımda bahsetmiştim, belki fiyatını da söylemiştim. Buna ince işleri çok güzel yapıyoruz. Evet dostlar, maalesef hani daha derine insek pek bir şey kalmayacak. Bakın büyük iyice küçüldü. Yakut bölgesi çok inceldi. Ama çatlaklarda görüyorsunuz. Şunları almamız lazım. Biraz daha deneyim. Çok daha fazla da inmek istemiyorum. Bir de işte ilk baştaki düşünmeden kestiğim için tam ortaya yerleştirme işi sıkıntılı oldu. Evet dostlar, polisaja girmeden önceki hali. Şimdi polisaj yapacağım. Buradaki bizim üçlüyle. Bunlar harika polisaj yapıyor. Evet dostlar. Evet. İşte inceldi biraz. Oradaki yakut parçası korundu. Cilayı görüyorsunuz. Evet. Malatya bölgesi. Zoisit, anyolit. Rubizoisit denilen taşımız. Ülkemizin taşı. Korundum içerikli. Ortada gördüğümüz yakut epey inceldi ama kaybolmadı. Çeklerimiz de bir tane daha yeni gelmiş. Başka bir ışıkta da bakalım. Bu da gün ışığı görünümü. İçerisinde küçük mavi parçacıklar var, kıyanet benzeri. Evet, gerdanlık gibi diziyoruz çalışmaları. Değişik yörelerimizden değişik taşlar, güzel taşlar, hepsinin menşei Türkiye. Ülkemizden güzel taşlar. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.